şirketlerimiz Türkiye'de ve İstanbul'da yapılan bu tür fuarlara büyük ilgi gösteriyorlar. Bilinen yanlışlar fazla haşlamak. Bugüne kadar Türkiye'de gıda sektöründe düzenlenmiş en büyük fuarla yüz yüzeyiz. Bu sene fuarımızda 44 ülkeden 1500'e aşkın katılımcıyı ağırlıyor olacağız. 2000'e aşkın marka olacak. 60 bin ziyaretçi bekliyoruz. Geleneksel olarak bizim şirketlerimiz Türkiye'de ve İstanbul'da yapılan bu tür fuarlara büyük ilgi gösteriyorlar. Ve birkaç senedir bizim Rusya ihracat merkezinin yardımıyla buraya bir takım bizim şirketlerimiz geliyor. Mesela bu sene 30'a yakın Rus şirketi, gıda şirketi bu güzel fuara katılıyor. Çeşitli onların ürettikleri ürünleri buraya getirdiler. Hem ham madde şeklinde, yani ilk ürün dediğimiz, aynı zamanda işlenmiş şekilde olan ürünler de mevcuttur. Bu ürünlerin özellikleri var. Mesela bazıları Rusya'nın otantik bölgelerde, yani doğal olarak temiz olan bölgelerde üretilen ürünlerdir. İşte onların bunun sayesinde Türkiye'deki tüketicilerin ilgisini çekebilir. Bazı ürünler de özel olarak, yani sadece mesela Rusya'da üretilen ürünlerdir. İşte onlar da yani buradaki piyasada bir müşterisini bulabilir. Ve bunun sayesinde tabii ana amaçlarından biri ham madde dışındaki ürünlerin ihracatını arttırmak. İşte bu tür sergilerin, fuarların sayesinde ve bu tür malların ihracatı hacmi artırılabilir. Bu şekilde yani hem genel olarak yani bizim ihracatımızın hacminin artırılması görevini yerine getiriyoruz. Aynı zamanda bu bizim yaptığımız ihracat içinde ham madde dışındaki ürünlerin hacmini de artırıyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten bizim açımızdan çok anlamlı bir gün. Türkiye'de farklı bir birliktelik bir araya geldi. Türkiye Gıda Platformu adı altında ülkemizde faaliyet gösteren bütün iş dünyası, gıda sektörü, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları tek bir çatının altında Türkiye Gıda Platformu markası altında toplandılar. Ülkemizde faaliyet gösteren bu konuyla ilgili ihracatçı birliklerimiz, derneklerimiz, federasyonlarımız, ETÜDER, Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonumuz tek çatının altında tek bir amaç için toplandı. Bu amaç da şuydu. Üretim deseninde Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan gıda sektörünün en büyük fuarını Türkiye'de gerçekleştirmek birinci hedefti. İkinci hedef ise bu fuarı, Türkiye'de düzenlenen fuarı Dünya Ligi'nde de en üst sıraya çıkartmaktı. Aralık ayı gibi bunun çalışmaları başladı ve Ocak ayında da Türkiye Gıda Platformu kuruldu. Biz de ALZ Grup olarak Türkiye Gıda Platformu'nun içerisinde işbirliği kuruluşu olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ve hemen akabinde de ICA Events'te de bir araya gelerek çok güzel bir paydaşlık topluluğu oluşturuldu. Bir yanında ICA Events, bir yanında Türkiye Gıda Platformu bütün güçlerini bir araya getirerek ortaya çok güzel bir sinerji çıkarttılar. Bu sayede de geçtiğimiz yıl
25 bin metrekarede düzenlenen fuar bu yıl 40 bin metrekarelere kadar çıktı. Türkiye Gıda Platformu'nu kuruluşunun daha henüz birinci fuarında, 9. ayında bu amaca ulaştık. İnşallah sivil toplum kuruluşlarında birlik ve beraberlik ortamının oluşması sayesinde de farklı farklı sektörlerde de tek çatı altında toplanmış dünyanın önemli fuar markalarını da bu topraklardan hep birlikte çıkartacağız. Ben fuarcılık sektörümüze, fuarcılık sektörümüzün tanıtılmasına, fuarcılık sektöründeki pek çok konu başlığının da yakinen takip edilebilmesine önemli fırsat sağlayan Fuar Dergisi'ne sizlere teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Şu anda çok büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Çünkü 31.si düzenlenmekte olan World Food Fuarı bu yıl itibariyle Türkiye Gıda Platformu'nun da kendisiyle birleşmesiyle birlikte aslında Cumhuriyet tarihimizden bu tarafa Türkiye'de düzenlenmiş en büyük gıda fuarını gerçekleştiriyor. Şu anda toplamda 40 bin metrekarelik bir kapalı alan içerisinde 1000'den fazla katılımcı firmayla yurt dışından gelecek yaklaşık 30-35 bin misafirimizle birlikte toplamda yaklaşık 65 bin kişilik bir katılımcıyı bekliyoruz. Bu manada böyle bir fuarı birleşerek Türkiye'nin tüm gıda temsilcileriyle birlikte ve World Food yetkilileriyle birlikte birleşerek oluşturmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Dolayısıyla inşallah ülkemize zaten World Food kendini ve rüştünü ispat etmiş güzel bir fuardı, iyi bir organizasyondu. Türkiye Gıda Platformu'nun da desteğiyle birlikte hani böyle Anuga tadında, Sial tadında inşallah bir fuar oluşturacağız, bir fuar hediye edeceğiz. Bunun çok büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Valla bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de gıda sektöründe düzenlenmiş en büyük fuarla yüz yüzeyiz. Bu sene fuarımızda 44 ülkeden 1500'e aşkın katılımcıyı ağırlıyor olacağız. 2000'e aşkın marka olacak. 60 bin ziyaretçi bekliyoruz ki bu 60 bin ziyaretçinin en az 3'te 1'inin yabancı olmasını bekliyoruz. Bunların ülke ekonomisine, turizm anlamında da ciddi katkılar sunmasını bekliyoruz. 80 farklı ülkeden 800'ün üzerinde profesyonel satın almacıyı getirdik. Ve bütün bunlarla birlikte bizim hedefimiz fuardan çok ciddi bir katma değer sağlamak. Geçmişe biraz dönecek olursak özellikle son 3-4 yıl boyunca fuarın her sene %50 büyüdüğünü görüyoruz. 15 bin metrekare bandında bir fuar önce 20 bin metrekareye çıktı. Geçen sene 25 bin metrekareye çıktı. Bugün 40 bin metrekareye çıktı. Burası için full kapasite. 14 salonun tamamını kullandık. Çok yoğun bir katılımcı talebi var. Biraz daha büyütsek ona da yer vardı. Seneye inşallah bundan da daha büyüğünü yapacağız ama gelen anlamda bugün fuarın ilk günü, henüz yarısını doldurduk. Herkes çok memnun, herkes çok ciddi geri dönüşler bekliyor. Biz de çok mutluyuz. Özellikle pandemi döneminden sonra Türkiye'nin ihracatçı konumunun kuvvetlenmesi bizim fuar anlamında da elimizi çok kuvvetlendirdi. Türkiye 2023 yılında kendine 30 milyar euroluk bir gıda ihracatı hedefi koydu. Bugüne kadar bunun 13 milyar eurosu gerçekleşti. Yılın geri kalan yarısında da 1,5-2 milyar euroluk bir katkıyı biz bugün 4 gün boyunca fuar alanında eğer sağlayabilirsek Türk ekonomisi için, Türk gıda ihracatı için biz çok memnun olacağız. Geçen yıla baktığımızda 1 milyar euroluk bir hedefimiz vardı 4 gün boyunca. O hedefi gerçekleştirdik. Bu sene %50 fazla katılımla daha da fazlasını yapacağımızı düşünüyoruz. Herkese hayırlı olsun diyorum. Konuyla ilgilenen herkese, gıda sektöründe aktif rol alan herkesi bu fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum. Pişman olmazlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın. Мы первый раз на этой выставке, вообще мы первый раз в Турции очень участвуем в этой выставке. Мы видим, что Турция один из лидеров Ближнего Востока по торговле. На выставке помимо турецких импортеров очень много представителей различных стран, арабских, Ирана, африканских стран. Поэтому нам очень нравится, мы надеемся, что по итогам выставки заключим ряд контрактов. Biz bu fuara ilk defa katılıyoruz. Türkiye pazarına da ilk defa girmek için bu fuara geldik ve baktık ki sadece Türk katılımcılar değil, Arap, İran ve diğer Arap ülkelerden çok sayıda katılımcı bu fuara katılıyor, geliyor, ziyaret ediyor ve umarız iyi iş ortaklıkları yaparız. Teşekkür, teşekkür. Мы
очень рады присутствовать на этой выставке. Это наш первый опыт такой большой выставки. Очень много людей подходит. Вот мы рады представить нашу продукцию, которая производится в России. Вот мы производим практически все средства для профессиональной уборки, для профессионального клининга. Вот косметику производим, жидкое мыло, средства для мытья посуды, гель для стирки и так далее. Очень рады, что Турция нас приветствует хорошей погодой, хорошей организацией. Мы рады, что к нам подходит очень много клиентов, поэтому надеемся на выгодное долгосрочное сотрудничество с турецкими производителями и покупателями, и в том числе и с мировыми. Мы ваш за покупками нашего продукта. Спасибо огромное компании RES, которая помогла нам поучаствовать в этой выставке. Мы здесь ищем новых партнеров в Турции и на Ближнем Востоке, и в Африке в том числе. У нас большое количество контактов, нам очень интересно. İlk önce biz RES şirketine, Rusya Kredi Merkezi'ne çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu araba güzel geçiyor. Большое количество контактов с партнерами и много потенциальных контрактов на поставку. Türk piyasına girmek için geldiler, bayağı iyi geçiyor. Umarım şimdi buraya neden geldiler? Hem Türkiye'de hem çok görüşme yapıyorlar burada. Umarım iyi geçer. Merhaba, hayırlı günler. Şimdi bizim şirketimizin adı Elba Brazilian Coffee. Türkiye'de Elba Green olarak şirketimiz var Başakşehir'de. Brezilya'da da Elba Green olarak yine şirketimiz var. Şu an Brezilya Konsolosluğu adına katılıyoruz. Kahve hakkında bir şey söylemek istersen, Brezilya'daki şirketimiz Specialty Coffee daha fazla yönelik. Orada Drip Coffee bu şekilde geliyor. Zarfı zaten biliyorsunuz bu şekilde. Hemen bardağı takılıyor. Ve espresso kapsül üretimi var Brezilya'da. Türkiye'de de üretimimiz yine espresso filtre Türk kahvesi olarak var. Bu şekilde. Bom, esta feira é muito importante para nós. Estamos aqui pela segunda vez. A Turquia é mercado muito importante e tem ampliado as importações do Brasil. İkinci defa katılıyoruz biz. Türkiye ilişkileri için önemli çünkü Türkiye büyük bir pazar. Bu fırsatı değerlendirmek için buradayız. Obrigado. Çok teşekkürler. World Food'a daha önce katılmamıştık. İlk kez katılıyoruz. Çok heyecanlıyız. Başarılı geçeceğine de inanıyoruz. 1982 yılında kurulmuş bir firmayız biz. Ordu'da faaliyet yürütüyoruz. Aynı zamanda da 30 ülkeye ihracat yapan dondurulmuş pide, dondurulmuş pizza ve dondurulmuş lahmacun gibi ürünleri Türkiye ve yurt dışına gönderen bir firmayız. Umarım bu fuarda bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Heyecanlıyız dediğim gibi. Çok memnun oldum ben. Çok teşekkürler. Size de başarılar diliyorum. Sağ olun. Мы рады побывать в Турции на выставке World Food и представить свою продукцию на вашем рынке. И вам спасибо. Sırada makarna yaparken bilinen yanlışlar fazla haşlamak. Bizim insanımız makarnayı her zaman fazla haşlıyor. Al dente dediğimiz dişe gelecek kıvamda haşlanan makarna her zaman birinci sınıf güzel olur. İkincisi, sosu çok sulu olmayacak. Sosu çok sulu ve çok baharatlı olmayacak. Benim söyleyeceğim temel doğrular bunlar. Bunlara dikkat ederseniz en güzel makarnayı çıkartabilirsiniz. Ne makarnası? Rendelenmiş domates, pul biber, kekik, soğan, sarımsak. Çok az bir şey, maydanoz ve fesleğen. Bunlar yeterli. Kaynatın, güzel bir spagetti ya da penne ile beraber çok güzel bir servis yapabilirsiniz. Ve tuz, karabiber. Tabii bunları da unutmayın. Teşekkürler. Rica ederim.